4 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Oo, dayım Ferrari ile geldi. Şekil. Demin canlı yayını sonlandırdık. Şimdi sizinle kaldığımız yerden devam edelim normal video olarak. Eyvallah. Ne bakıyorsun? Neyse. Cızarım Ferrari'ni bak. Vallahi cızarım. Abi sabahtan beri burada oturuyorum yani. Sabahtan beri dedim yani yaklaşık 20 dakikada oturmam. Size sohbet ettim. Bayağı bir motorcu geçti ya. Yaz geldi ya. Yaz geldi. Şükür geldi. Aa bak geçiyorlar. Onu açmışız ya tamam. 4 saniye tamamdır. Hadi bakalım. Dızlayalım. Eyvallah. 3 teker. Evet gençler bugün ne yapalım? Bugün biraz kendimizden bahsedelim. Biraz virajlara girelim. Güzel motorlar. Evet gençler ben Malatyalıyım. Malatya'da doğdum, Malatya'da büyüdüm. Aslen Arguvanlıyım. Malatyalı olmaktan gurur duyuyorum çünkü güzel bir memleketim var, insanımı seviyorum. Gerçi Türkiye'nin her yerini seviyorum ben ya, sevmediğim bir yeri yok. Allah'a şükür. Köy çocuğuyum aslında, köylü çocuğuyum. Babam çiftçiydi benim. Köyde büyüdüm. Yaklaşık 16-17 yaşlarına kadar köydeydim ben. Ondan sonra artık şehir dışına çıkmaya başladık, şehir dışında çalışmaya. Şehirde yaşamaya başladık. Ama özümüzden aslında hiç kopmadık. Köylü olmayı da, köyde yaşamayı da seviyorum. Bana şehir hayatımı, köy hayatımı dersen ben köy hayatını daha çok tercih ederim. Çünkü köyde büyüdüğüm için köyde yaşamanın güzelliğini bilirim. Komşuluğunu, insanların sıcaklığını bilirim. Keza burada da aynı şekilde. Merkezi yerlerde yaşamayı pek sevmiyorum. Özellikle böyle köy kasaba gibi yerlerde yaşamayı seviyorum ki burada da köyde yaşıyorum zaten. Merkezde yaşamıyorum. Sessizliği, sakini, huzuru çok seven bir insanım. Seracılık, bitki, botanik mezunuyum. Okulumu orada bitirdim. Askerliğimi Acemi Birliği'mi Antalya Topçular 3. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda gerçekleştirdim. Yaklaşık 28 günlük bir Acemi Birliği'm oldu. Usta Birliği'mi de Ankara Kızılay'da Genelkurmay Başkanlığı'nda yaptım. Ama dış görev olarak da Çankaya'da görev yapıyordum. Atakule'nin oralarda. Ankara'yı severim. İnsanını da severim. Biraz soğukkanlı insanları, biraz soğuklar ama seviyorum. Çoğunun iyiliğini gördüm yani görmedim değil. Ama Ankara'yı işte askerlikten dolayı sevmiyorum. Ha kötü bir askerliğim mi vardı? Nein. Askerliğim çok güzeldi. Çok rahattım. Hatta belki de Türkiye'deki en rahat askerliği ben yapmışımdır. Saç sakal serbest. Kamuflaj yok. Eğitim yok. Nöbet içtima yok. Cep telefonu serbest. Yani bir sivil memur gibi çalışıyordum. Gayet mutluydum. Ama işte askerlik olunca bir de Ankara'nın neye uyuz oldum biliyor musun arkadaşlar? Mesela ben Malatya'ya geldiğim zaman en çok ona uyuz olmuştum. Ya arkadaş bir insan 14 ay boyunca askerlik yapıp sürekli yol kenarında geçen araçlara bakardım. Dışarı çıktığımda araçlara bakardım. Bir tane 44 plaka göreyim dedim ya. Bir tane 44 plaka ya. Abi bir tane 44 plaka olmaz mı anasını satayım ya. Bir tane memleketin arabasını görmez mi insan? Göremedim ya la. Vallahi göremedim. Ya benim şansımdı, şanssızlığımdı. Ya da Ankaralıları, Malatyalıları sevmeyeyim. Yok vallahi görmedim. Tabii ondan sonra askerlik bitiyor veya izne geliyorsun. Malatya'da bakıyorsun. 06 plaka dolu. Sinirleniyorsun ister istemez. Hatta
Geçen yıl Ankara'ya gittim. Yani İzmir'e gidiyordum. Ankara aktarmalı geçecektim. İnanır mısınız? Gezmedim ya. Havalimanında oturdum. Hiç rahat etmedim. Evet, arkamızda 3 tane, önümüzde 1 tane motorlu yine. Şuna ufaktan ufaktan, ıhtan ıhtan yanaşak. Kardeş, nereye hele gelerle sen buraya? Öyle sakin sakin gitmek yok. Nereye kaçıyorsun la, hele gelerle sen buraya? Sen kimlerdesin kardeş? Bindik bir alamete, gebeyiz kıyamete, ama ne? Tamam arkadaş, anladık. Çarşafa... Ulan çarşafa yağ mı diyor? Tamam. Çarşaf yasaklansın mı? Evet diyor. Evet arkadaşlar, bu arada İsviçre'de çarşaf yasaklandı. Artık kimse çarşafla gezemeyecek. Yani çarşaflı bayanlar varsa, bayanlarımız artık gezemeyecekler. Federal hükümet yasakladı bunu. Ya aslında ne bileyim ya, insanın dinine, düşüncesine herkesin saygı duyması gerekiyor. Mesela ben herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Türk'ün de, Kürt'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de, herkesin yani. Tabi PKK'nın değil. Bunu açıkça söyleyeyim. Ben çünkü Kürt'le PKK'yı aynı kefeye koymuyorum. Altıma sıçtım oğlum, senin sıkıntın ne? Manyak mısınız oğlum siz? Lan akıllı olun. Neyse geçin lan. Hızlayalım o zaman, hadi. Hadi gidelim, hadi. Geçen sene de bu yollardan gelmiştim. Yine biri beni altıma sıçırtmıştı. Bunlar da sağ olsun.